1 Mayıs'ta açıklanacak emekli maaşlarındaki sürpriz artışı Erdoğan açıkladı. En düşük ve en yüksek maaş farkı kaç olacak? Erdoğan, Türkiye, şimdiden seçim sürecine girdi. 2023'te muhtemelen bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak, takvime bakınca Haziran 2023'te yapılması muhtemel seçimlere bir yıl gibi bir zaman kaldı. Türkiye'de sayıları 12 milyonu aşan emekliler ekonomik anlamda zor günlerden geçiyor. Son 4 ayda yaşanan yüksek enflasyon asgari ücret ve emekli maaşlarındaki alım gücünü iyiden iyiye düşürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli bayram ikramiyelerinin hazine bütçesine büyük yük getireceğini ifade ederek çok büyük rakam bireyselde 1100 lira ama toplamda 25 milyar ediyor. Rakam çok büyük diyerek emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmayacağını ifade etmişti. Kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yaratan emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmayacağı haberinin sıcağı geçmeden Çalışma ve Sosyal Bakanı milyonlarca emekli ve asgari ücretliye 1 Mayıs'ta sürpriz açıklaması yaparak dikkatleri üzerine çekti. Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1100 liralık emekli bayram ikramiyesinin tek seferde ödemek yerine kalıcı bir artışla emeklinin enflasyon karşısındaki kaybının telafi edileceğini söyledi. Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli Bayram ikramiyesi 27 ila 28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. 1100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak. En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de yapılan düzenleme ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta sürpriz yapacağız diyerek olarak açıklayacağı en düşük emekli maaşlarına ilişkin sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kaya en düşük maaşın üzerine zam olup olmayacağını da açıkladı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.